Sayın Merkez İlçe Başkanım, Karabük Ülke Ocakları İl Başkanım, Safranbolu Ocak Başkanım, partimizin değerli yönetim kurulu üyeleri, yıllardan beridir desteğini benden esirgemeyen, her zaman bizlerle beraber olan, gerçekten her zaman bir aile gibi gördüğüm, benim burada bugün olmamda en büyük pay olan siz değerli basın mensubu arkadaşlarım. Hepiniz Safranbolu Milliyetçi Hareket Partisi olarak düzenlemiş olduğumuz tanışma kahvaltımıza hoş geldiniz. Tabii malum olduğunuz gibi ben 33 yıllık bir kamu çalışma hayatımdan sonra geçen yıl Mart ayında emekli oldum. Mart ayından sonra emekliğimden sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapmak Cenab-ı Allah bana nasip oldu. Bu konuda gururluyum, mutluyum. Benle beraber olan arkadaşlarıma da, destek veren arkadaşlarıma da ben teşekkür ediyorum. Tabii 15 Temmuz itibariyle bizler genel merkezin tarafından atandık. Bu süreçten sonra yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte 3 aylık dönem içerisinde partimizin Safranbolu'muzda, ilimize en iyi şekilde temsil etmenin gayreti ve azmi içerisinde olduk. Biliyorsunuz ki atama usulü geldiğim için en kısa sürede kongreye, genel merkezimizin ve il başkanlığımızın talimatı gereği kongreye gitmemiz gerekiyordu. Bu süreçte de geçtiğimiz ayın Ekim ayının 22'sinde Safranbolu'da Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanının 12. olan genel kurulu yaptık. Şükürler olsun partimize, ilçemize yakışan bir kongre oldu. Bu kongreden sonra arkadaşlarımızla birlikte görev dağılımı yaptık. Ben bu görev dağılımını bu vesileyle buraya toplanmamıza vesile olan bu tanışma toplantısında ben yeni yönetim kurulu arkadaşlarımıza sizlere tanıtacağım. Yeni yönetim kurulu arkadaşlarımızdan ilçe başkan yardımcısı Berk Atay, gene ilçe başkan yardımcımız tüzüğümüz gereği iki tane olması gerekiyor, Muharrem Kaba, mali işlerden sorumlu Edip Ateş Bey, ilçe sekreterimiz Cihan Teman Bey, kadın kollarından sorumlu yönetim kurulu üyemiz Nurten Sandal hanımefendimiz, yine eğitim ve sosyal işlerden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Burcu Çetinkaya kardeşimizle, basından sorumlu Murat Özodabaşı kardeşimiz ve diğer yönetim kurulu üyelerimizle birlikte inşallah Safranbolu'da çok güzel hizmetler, çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Çünkü biz bu yola çıkarken hepimizde ben değil biz duygusuyla çıktık. Bu duygu içerisinde yarın yapacağımız faaliyetlerle, etkinliklerle ilgili de siz de takip edeceksiniz. Yerelde olsun, genelde olsun. İnşallah hayırlı hizmetler yaparız. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum.